Gazetelerde, televizyonlarda kaç gündür Süleyman Çesen'den başka haber yok. Nasıl bir adam bu böyle? İş adamı görünümlü, mafya kralı. Benim de kızımın başını yaktı. Biz anlamayız tabii. Herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Ben bakarım. Peki efendim. Buyurun. Geçmiş olsun. Olanları gazeteden okuyunca inanın çok şaşırdım. Anlayamadım. Beni tanımadınız mı? Yıllar önce... Burada ne işiniz var? Ne istiyorsunuz? Durun. Ben Ezel'e... Ezel diye biri yok artık. Benim kızımın adı Aylin. Haklısınız ama ben gazetede birlikte resimlerini görünce birbirlerini buldular diye düşünmüştüm. Meral, kimmiş gelen? Geliyorum. Burada konuşmamız doğru değil. Aylin'in sizi görmesini istemiyorum. Yok öyle bir şey. Aylin eskiye ait hiçbir şey bilmiyor. Hiç kimseyle de görüşmüyor. Yeni hayatından çok mutlu. İsimlerini bile anmıyor. Neden onları bundan mahrum ediyorsunuz? Bu çocuklar yıllardır birbirlerini arıyor. Hayır. Kimse kızımın hayatını mahvedemez. Kimsenin ailenin hayatını mahvetmek gibi bir isteği yok. Ama siz bencilliğiniz ve kıskançlığınız yüzünden kızınızın hayatını kontrol ediyorsunuz. Kendi istediği değil, sizin istediğiniz hayatı yaşamasını istiyorsunuz. Ben sadece onu korumaya çalışıyorum. Ben de eskiden sizin gibi düşünüyordum. Ama korumak, bazen yaşamasına engel olmakla aynı şey oluyor. Kocaman bir kadın artık. Bırakın kendi hayatını yaşasın, sizinkine değil. Kaybettiklerine tekrar kavuşsun. O çocuklar... Hayır dedim, hayır. Öyle bir şey olmayacak. Kimsenin kızımı elimden almasına izin vermem. Siz de kızımdan uzak duracaksınız. Yoksa olacaklardan sorumlu olmam. Duydunuz mu? Sana kaç kez yemek istemiyorum dedim. Gelmeyin üstüme artık. Bir şey yemeyeceğim. Artık gidin. Yavrum, bir tanem benim. Kızım, bir şey mi oldu? Ne oldu? Niye sinirlendin? Ah, tamam anne, iyiyim ben. Sakin ol. Kimdi o kadın? Çok tanıdık geldi ama çıkaramadım bir türlü. Hiç kimse. Eski bir aile dostu. Eskiden benimle birlikte görmüşsündür. Önemsiz biri. Sen bunları aklını yorma kızım. Hoş geldin oğlum. Hadi içeri geçelim. Hava serinledi. Anne, eğer sakıncası yoksa birkaç eşyamı almak için gelmiştim. Bu evden ayrılıyorum. Ne saçmalıyorsunuz siz? Ne eşyası? Kimse bir yere gitmiyor. Geçin bakalım içeri. Hadi. Ben sadece annen üzülmesin diye kalırım dedim. Ama eğer sen git dersen... Yorgunum Ender. Yalnız kalmak istiyorum. İstersen annenle tekrar konuşurum. Zaten o da eninde sonunda ayrılmamız gerçeğini kabul edecektir. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Yeter ki beni rahat bırak. Kendi başıma kalmak istiyorum. Kızım nasıl? Biraz uyuyacakmış. O ne derse desin, ne yaparsa yapsın yanında kalacaksın Ender. Sen zaten yeterince bela oldun başımıza. Bu evlilik sürecek, anlaşıldı mı? İyi de anneciğim, ben ne yapabilirim ki? Bu evliliği bitirmek isteyen o. Benimle oyun oynama Ender. Böyle bir şey olmayacak. O bebeğini kaybetti ve bunu kolay atlatamayacak. Eğer yanında olmazsan daha fazla saçmalar. Kızımın başına yeniden bir şey gelirse bu defa kolay kurtulamazsın elimden. Siz ne derseniz o olur anneciğim. Aylin, aç kapıyı kızım. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Aylin, beni duyuyor musun? Aylin. Defolun! Defolun buradan! Yalnız bırakın beni! Defolun! 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 Bunlar da ne? Aylin, yavrum. Selçuk, ne olur bir şeyler yap. Selçuk. Rahat bırakalım hadi. Tepki vermesi hiçbir şey yapmamasından daha iyidir. İçindeki acıyla baş etmesinin tek yolu budur belki. Şöyle yat bakayım. Bahçedeki bütün eşyaları çöpe at. Duymadın mı beni? Emredersiniz efendim. Eğer o eşyaları görmek istemiyorsa görmemeli. Hı hı.